Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mikul KM1 klasiği inceleyeceğiz. Bunun 3 tane versiyonu var arkadaşlar. Bende klasik en düşük modeli var. Bir Deluxe var arkadaşlar. O 4 GB RAM, 32 GB depolama. Bir de kolektif modeli var arkadaşlar. O 4 GB RAM ve 64 GB'lık depolama ile geliyor. Hepsinde DDR3 RAM kullanılıyor arkadaşlar. Bende dediğim gibi 2 GB ve 16 GB depolamalı model var. Şimdi isterseniz cihazın teknik özelliklerini biraz detaylandıralım. Daha sonra kutu açılışını yaparız. Sonra da özellikleri detaylandırarak devam ederiz. Miku KM1'in tüm versiyonlarında aynı işlemci kullanılıyor arkadaşlar. Mlogic s 95 X3 işlemcisi var. 4 çekirdekli ve 1.9 GHz çalışan bir işlemci var. Yanında grafik işlemci olarak Mali G31 kullanılıyor arkadaşlar. 2 çekirdekli bir grafik işlemcisi. Bahsetmiştim bende klasik modeli var. Klasik modelde 2 GB DDR3 RAM bulunuyor. 16 GB'lik depolamayla geliyor deluxe ve kolektif modellerinde depolama verem de artıyor. Diğer incelediğimiz cihazlardan farklı olarak bu cihaz Android TVOS'u kullanıyor arkadaşlar. Android 9 olarak Android TVOS işletim sistemiyle geliyor. Cihaz internetten güncellemeyi destekliyor ama Android onu alacağından çok fazla ümidim yok arkadaşlar. Bunu sadece özellik olarak söylüyorum ama güncellenirse de bunu büyük ihtimal USB ya da bilgisayardan güncellemeniz gerekecek. Devam edecek olursak cihazda Wi-Fi AC desteği bulunuyor. 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi destekleri de bulunuyor arkadaşlar. 2x2 MIMO desteği de bulunuyor bu cihazda. Bunun sayesinde çok fazla Wi-Fi konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz. Cihazda ayrıca 100 megabit ethernet de bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz kablo olarak da cihaz internete bağlayabiliyorsunuz ya da yerel ağınıza bağlayıp kullanabilirsiniz. Bağlantı seçeneklerine devam edecek olursak Bluetooth 4.2'yi destekliyor. Üzerinde Chromecast var. Google lisansı bulunduğu için Chromecast'i kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzun tüm fonksiyonlarını direkt olarak ekranınıza yansıtabiliyorsunuz. Ayrıca medya dosyalarını tek tek yansıtmak isterseniz de DLNA'yı kullanabiliyorsunuz. Chromecast daha geniş olduğu için burada DLNA'ya çok fazla ihtiyacınız olmayacaktır. Cihazda HDMI olarak HDMI 2.1 çıkış bulunuyor arkadaşlar. Bunun yardımıyla 4K 60 FPS çıkışı rahatlıkla alabiliyorsunuz. HDMI'nin yanında AV port da bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz HDMI girişi olmayan cihazlara bu cihazı bağlayabiliyorsunuz. KM1'in üzerinde bir tane USB 2 portu bulunuyor. Bir tane USB 3 portu bulunuyor. Bunların yanında microSD kart desteğimiz var. HDMI CES destekliyor bu cihaz. HDCP 2.2 koruması bulunuyor. Zaten Netflix'te falan bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca HDR desteği de bulunuyor. Tek kötü yanı HDR'de kapatma gibi bir seçenek bulunmuyor. Bunun neden önemli olduğundan da yine bahsedeceğim. Cihaz kendi içinde 8K'yı destekliyor arkadaşlar. Bunu çözebiliyorsunuz ama çıkış olarak tabii ki 4K 60 FPS verebiliyor. Cihazın kutu içeriğinden 5 volt 2 amperlik bir DC adaptör çıkıyor arkadaşlar. Yuvarlak uçlu dediğimiz adaptörlerden. Bununla cihazın gücünü verebiliyorsunuz. Cihazın yüzeyine baktığınız zaman da zaten detaylardan anlaşılacaktır. Deri görünümlü bir plastik var arkadaşlar. Herhangi bir yerinde deri yok ama üst kısmını deri görünümlü yapmışlar. Ama cihaz tamamen plastik. Boyutlarına baktığımız zaman 100 mm'ye 100 mm ve 17,5 mm'lik bir kalınlığı var arkadaşlar. Yaklaşık 143-145 gram da bir ağırlığı bulunuyor. Şimdi isterseniz cihazın kutu açılışını yapalım. Giriş çıkış portlarına bir göz atalım. Şöyle kutumuzu açalım isterseniz hemen. Dediğim gibi bende klasik modeli var ama diğer cihazlarda da kutu içeriği aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Sadece RAM ve depolama değişiyor. Şöyle açtığımız zaman ilk başta karşımıza cihaz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle üstüne bir poşet var. Bunu alıyoruz. Dedim ya ufak böyle deri görünümlü bir şey ama plastik şöyle vurduğumuz zaman da anlarsınız. Şu alt kısmında delikler var arkadaşlar. Havalandırma delikleri. Çünkü burada metal bir soğutucu var. Bunda PCB yani anakartı ters koymuşlar. Mesela şurada anakartın üst kısmı bu tarafa gelir normalde. Bunda ters olduğu için anakartta yani işlemcinin üst tarafı buraya geliyor. Burada da metal bir blok var yani soğutucu var. Bu sayede böyle soğutma sağlamışlar. Çok etkili oluyor mu onu konuşacağız. Şöyle cihaza göz atacak olursak bir tarafta mesela AV portumuz var. Yanında Ethernet var arkadaşlar. Onun yanında HDMI var. Onun yanında DC tipindeki güç girişimiz var. Diğer tarafına geçelim. Bir tarafta tabii ki USB 2 var. Hemen yanında USB 3 var. Onun yanında microSD kart desteğimiz var. Cihazın ön yüzüne baktığımız zaman da burada böyle bir bildirim ledi var. Bu biraz da akıllı yanıyor arkadaşlar. İşte mesela mavi yanıyor, kırmızı yanıyor. Böyle bir dalgalı bir yanış şekli var. Yani cihazın çalışmasına göre yanıyor. Bunu size göstermeye çalışacağım. Cihazın diğer tarafında herhangi bir şey yok arkadaşlar. Zaten alt kısmıyla üst kısmından bahsettik. Kutu içeriğine devam edelim. Devam edecek olursak HDMI kablomuz var. 4K 60 FPS çıkışı verebiliyor arkadaşlar bu. Onun yanında Bluetooth ve kızıl ötesi olan bir kumandamız var arkadaşlar. İlk açılışta bu kumandayı eşleştirmeniz gerekiyor. Bu eşleştirmeyi yaptıktan sonra sorunsuz bir şekilde Bluetooth özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ama bu eşleştirmeyi yapmazsanız da kız ötesi fonksiyonuyla cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın ne farkı oluyor derseniz. Mesela Bluetooth'u kullanacaksanız bu cihazı herhangi bir yere koyabilirsiniz. Yani cihazı saklayabilirsiniz. Görmesine gerek olmaz. Kız ötesi olarak kullanmak isterseniz de cihazın bu ön yüzeyini görmesi gerekiyor arkadaşlar. Burayı gördüğü zaman çalışıyor. Diğer türlü kumandayı kullanamazsınız. Ben yine detaylarda bu kumandayı eşleştirme olayını size göstermeye çalışacağım. Kumandanın üstüne baktığımız zaman burada Google Play tuşunu görüyoruz arkadaşlar. Onun üstünde Amazon Prime tuşu var. Onun üstünde de YouTube tuşu var arkadaşlar. Onun üzerinde ses kısmı açma tuşunu görüyoruz. Onların üstünde home butonu var arkadaşlar. Bir tarafta sesli asistanı açtığımız tuş var. Diğer tarafta geri var arkadaşlar. Burada yön tuşları ve OK var. Bu OK aynı zamanda play oluyor arkadaşlar. Play durdurma, başlatma filan işte bunu yapabiliyorsunuz. Ya da OK tuşu olarak kullanabiliyorsunuz. Ondan üstünde de mute dediğimiz yani sesi kapatan tuş var. Ve diğer tarafta da güç tuşu bulunuyor. Burada da bildirim ledi ve sesi alan mikrofon var dedi ki asistan desteği falan var. Sesi de destekliyor tabii ki. Buradaki mikrofon sayesinde bunu kullanabiliyorsunuz. Cihazın içinden pil çıkmıyor arkadaşlar. Kumanda pili bulunmuyor. Onu söyleyeyim. Devam edelim. Biraz bahsetmiştim. Cihazın içinden 5 volt 2 amperlik adaptör çıkıyor DC tipinde. Hemen böyle cihazın alt tarafına yani kutunun alt tarafına da Kullanım kılavuzu var. Tabii ki Türkçe değil, yurt dışından geldi zaten. İngilizce, Almanca falan olarak kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Bunda bazı özellikleri falan anlatıyor. İsterseniz bunu da okuyabilirsiniz. Cihazın kutu içeriği de bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz performansla devam edelim. Cihazın performans testlerine baktığımız zaman da ilk başta bellek okuma yazma hızlarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu bellek nedir? İlk başta söylediğim değerler direkt ana depolama. Yani 16 GB depolama var dedim ya. Bunun hızı okuma olarak 80 MB saniyede okuma yapabiliyorsunuz. Ya da 40 MB yazma değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Cihazın kullandığı 2 GB DDR3 RAM'in hızına baktığımız zaman da saniyede 2,5 GB hızlara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın USB 2 portunun okuma yazma hızlarına baktığımız zaman okumada 22 MB'lık, yazmada da 18 MB'lık değerlere ulaşabiliyoruz. USB 3 portuna geçtiğimiz zaman okumada 72 MB, yazmada da 36 MB'lık değerler buluyoruz. Cihazın içerisinde ısı sensörü bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden ısı sensörüne ulaşamadım. O yüzden ısı değerlerini size veremiyorum. Normalde S905X3 çok ısınan bir işlemci değil. Ama bu işlemcinin çalışması konusunda bir sıkıntı var. Ondan bahsedeceğim. Tüm cihazlarda bu sorun yok ama bu cihazda böyle özel bir durum var. Onu dediğim gibi detaylandırarak anlatacağım. Şimdi isterseniz Antutu testiyle devam edelim. Antutu'dan 60.285 puan alıyor. 3DMark testinden Slingshot'tan 511 puan alıyor. Geekbench testine baktığımız zaman tek çekirdek 710, çoklu çekirdek 1811 ve grafik işlemci testi de 1290 puan alıyor arkadaşlar. Kablolu ve kablosuz hız testlerine baktığımız zaman Ethernet'ten bağladığınızda Gigabit Ethernet desteklemediği için 95 megabitlik değerler görebiliyorsunuz. 2.4 GHz'de 144 megabitlik bir değer görüyorsunuz. 5 GHz'i kullandığınız zaman da 866 megabitlik değerleri görebiliyorsunuz. Tabii ki cihazı modemden uzaklaştırırsanız bu kablosuz bağlantı değerleri değişecektir yani düşecektir. Ben alabildiğim maksimum değerleri söylüyorum size arkadaşlar. Bütün testlerde maksimum değerler var. Şimdi isterseniz güç tüketimine biraz bakalım. Cihaz kapalı iken 0.5 Watt güç tüketiyor. Minimum kullanımda 3 watt'lık bir güç tüketim var. Ortalama 6 watt tüketiyor. Maksimum hard disk VLAN taktığınız tüm USB portları dolu. Bu şekilde kullandığınız zaman da maksimum 9 watt'lık bir güç tüketim var. Zaten cihazın kutu içeriğinden de 10 watt'lık bir adaptör çıktığından bahsetmiştik. Neredeyse tüm kapasitesini kullanıyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz geçelim kullanım deneyimlerime. Burada YouTube'u kullanırken 8K 30 FPS'e kadar değerlere ulaşabiliyorsunuz. 8K 60 FPS'te frame atlamaları oluyor ama 8K 30 FPS'tir, 4K 60 FPS'tir böyle değerleri kullanarak izleyebiliyorsunuz. Netflix'e geçecek olursak Netflix cihazda yüklü olarak gelmiyor. Zaten kumandada tuşu da yoktu. Dikkat etmişsinizdir belki. Android TV olsun marketine baktığınız zaman da buradan Netflix'i kuramıyorsunuz arkadaşlar. Cihazda desteklenmiyor. Ne yapıyorsunuz? mikulun kendisi veriyor ya da forumlardan falan bulabilirsiniz. Ben de açıklamalar kısmına linkini koyarım mobil arayüzü kullanan Netflix uygulamasını yüklemeniz lazım. Bunu tabii ki mesela Xiaomi Mi Box'ta kullandığınız gibi kullanamıyorsunuz. Çünkü arayüz mobile uygun. Port edilmiş Android'lerde kullandığımız arayüzü düşünün. Ona uygun. Biraz mouse'a ihtiyacınız oluyor orada. O arayüzü kullanan uygulamayı yüklediğiniz zaman Netflix'i 1080p olarak kullanabiliyorsunuz. Ama burada Netflix cihazda resmi olarak desteklenmediği için ilerleyen zamanlarda Netflix ilgili bir sorun yaşarlarsa Netflix'i sadece 540p çözünürlükte kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Cihazın DRM lisanslarına baktığınız zaman Google L1 lisansını görüyorsunuz arkadaşlar. Ama burada her şey lisansla bitmiyor. Mesela Xiaomi'nin bazı telefonlarında L1 lisansı var ama L3 olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Yani 480p, 540p olarak görüntüleyebiliyorsunuz. L1 lisansınız olsa bile Netflix sizi kara listeye alarak devre dışı bırakabiliyor. Ben de açıkçası %100 bu cihazda sürekli Netflix'i 1080p izlersiniz diye bir iddiada bulunamıyorum o yüzden. Hani bu şansınıza kalmış. Belki bir ay dayanır, belki bir sene dayanır, belki üç sene dayanır ama ne kadar gideceği belli olmaz arkadaşlar. Şimdi isterseniz geçelim Amazon Prime'a. Amazon Prime'ı 4K olarak görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada pek fazla sıkıntı yok ama bazı şeyler var. Mesela cihazda HDR var ama HDR'ı kapatma gibi bir seçenek yok arkadaşlar. Otomatik frame hızı ayarı yok. Mesela bunlar size sorun olarak geri dönüyor. Amazon Prime'de HDR bir videoyu izlediğiniz zaman görüntü inanılmaz şekilde kötüleşiyor arkadaşlar. Bunu size göstermeye çalışacağım. Renkler inanılmaz solgunlaşıyor. Ben mesela bu cihazda Amazon Prime'de HDR bir şey izlemem açıkçası. Zaten size detaylarda gösterdiğim zaman da siz de yorumlarda kendi yorumlarınızı yaparsınız. Google Play filmlere geçtiğimiz zaman burada da 1080p değerlerini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Google L1 lisanslı cihazda bulunuyor. Bunun sayesinde Chromecast'i falan da kullanabiliyorsunuz. Sesli asistan desteği de bu sayede sorunsuz şekilde çalışıyor. İsterseniz cihaz üzerinden web tarayıcısı yardımıyla dizileri, filmleri falan sorunsuz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. USB'den dizi filmleri oynatabilirsiniz. Bunların hangi değerlerde çalıştığından, 8 bit, 10 bit değerlerinden falan bahsedeceğiz. Cihazda oyun kontrolcü desteği de var. Yani Gamepad bağlayabiliyorsunuz ve birden çok Gamepad'i de destekliyor. Bluetooth tabii ki olduğu için Bluetooth ya da 2.4 GHz alıcılı olan Gamepad'leri kullanabilirsiniz. Ben kendim Mokute 054 yani Bluetooth bir Gamepad ve Logitech F710'u kullanıyorum arkadaşlar. O da 2.4 GHz alıcılı bir Gamepad. Bu ikisiyle deniyorum. Devam edecek olursak cihaz üzerinden IPTV veya stream servislerini de sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Atıyorum Blue TV falan kullanacaksınız. Cihazda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Turkcell TV Plus'tır filandır böyle şeylerde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. IPTV'den kastım bu uygulamaların geneli. Cihaz market olarak da Android TVOS marketini kullanıyor. Diğer port edilmiş Android'dekiler kadar geniş değil TV'ye uygun olarak uygulamaları size gösteriyor. Tabi siz isterseniz Aptoid falan gibi marketlerde kurabiliyorsunuz. Bunların TV versiyonlarını kurup oradan da uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz böyle cihazlarda ekranı yan dönme sorunu oluyor. Bu cihazın içinde onun için ayar var. İsterseniz ekranı geniş ekran şeklinde zorlayabiliyorsunuz. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Video oynatımından biraz bahsetmiştik. Şimdi isterseniz bunu detaylandıralım arkadaşlar. Burada 1080p'de herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Hem H264 hem de H265 10 bit ya da 8 bit olarak herhangi bir sorun olmadan 1080p'de videoları oynatabiliyorsunuz. Biz isterseniz direkt 4K kısmına geçelim. 4K'da baktığımız zaman H264 ve H265'te 8 bit ve 10 bit olarak 120 megabitlik videoları oynatabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama 180, 200, 300 ve 400 megabitlik değerlerde ilerlediğiniz zaman kare atlamalar başlayıp hızlanarak devam ediyor arkadaşlar. Bu cihazda şöyle bir durum var. İşlemcisi ne yaparsanız yapın %50'nin altına çok fazla inmiyor. Genelde de yani çok basit işlemlerde bile %100 işlemci kullanıyor arkadaşlar. Bu da birazcık işlemcinin performansını düşürüyor. Yazılımı yaparken yani yazılımı cihaza entegre ederken çok iyi optimize edememişler. Yazılım donanımı çok kötü kullanıyor. O yüzden bazı yerlerde sıkıntı yaşıyorsunuz. Bazen mesela Amazon Prime'da kasılmalar, kitlenmeler oluyor. Bazen videoları açarken mesela hiç kare atlamazken bir videoyu bir daha açtığınız zaman kare atlamalar oluyor, donmalar oluyor. Çok kararsız bir kullanımı oluyor. Sizin Blu-ray dosyalarınızda ya da internetten indireceğiniz dosyalarda herhangi bir sorun olmaz arkadaşlar ama burada test etmek anlamında bu dosyaları kullanıyoruz. Şöyle bir durum var. Daha önce de S905X300 cihazları inceledim. Bu cihazlarda bu kadar sınırlı değildi. Yani daha yüksek çözünürlükleri, daha yüksek bitrate'leri oynatabiliyordu. Bu cihazın optimizasyonunun kötülüğünden dolayı biraz daha düşük kalıyor. Devam edecek olursak tabii ki bu cihazda da birçok uygulama kurdum arkadaşlar. Tüm uygulamaları tek tek saymayacağım. Android TVOS kullandığı için uygulamaları çalıştırma oranı biraz daha az. Burada zaten listeye baktığın zaman birçok uygulamanın gittiğini falan göreceksiniz. Mesela YouTube uygulamalarını kullanırken ben Vansıt'ı çalıştırabildim. Newpipe'ı, Smart YouTube'u çalıştırabildim. Alternatif market olarak Updoit'i, APK Time'ı kurabildim. ES dosya yöneticisi, Explore bunları kullanabildim. Oyun konusunda mesela yine sınırlanıyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bu cihazın gücü PUBG oynamaya yetiyor. Ama mesela klavye mouse bu cihazda PUBG oynayamazsınız. Daha önce Ugos'un cihazını incelemiştik. Orada cihaz rootluydu. Rootlu olduğu için biz o cihaza ne yaptık? Gamepad'i ekledik. Gamepad'i eklediğimiz için akıcı bir şekilde oynadık. Bu cihazda güç olarak PUBG oynuyorsunuz ama... Gamepad'i falan ekleyemediğiniz için sıkıntı oluyor. Yani bir keyfi olmuyor. Atıyorum klavye mouse ile oynarken bile böyle kaydırarak yapmanız lazım. O da çok zevksiz bir şey. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Ben bu cihazı rootlamak da istedim. Çünkü otomatik kare hızı ayarını ekleyecektim. Rootlamak istediğiniz zaman da mevcut lisanslar gidiyor. O yüzden rootlama seçeneği de ortadan kalkmış oluyor. Yine baktığımız zaman Dead Trigger'dır, Beach Buggy'dir, PUBG Mobile'dir, Asphalt'tır, Happy Chicken emülatör uygulamalarıdır. Bunları filan kullanabiliyorsunuz. Ama düşündüğünüz zaman port edilmiş Android'lerde bunları yüklemek çok daha kolayken bu TVOS arayüzünde bunları yüklemekte kullanmakta da biraz daha zor oluyor. İsterseniz IPTV uygulamalarıyla devam edelim. Extreme, Smarters, XC IPTV, Smart, TV Mate bunları falan yükledim. Bunlarda da herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Medya Player olarak da birçok uygulama yükledim arkadaşlar. Bazılarını yüklememin sebebi şuydu. Mesela Kodi ile Arcos Nova. Bu Arcos Nova aynı diyebiliriz. Bunları yüklememin sebebi bunlarda otomatik kare hızı ayarı var. Bunları o yüzden yükledim. Sizin de aklınızda olsun Cihaza alırsanız otomatik kare hızını kullanmak için bu iki medya Player'ı yükleyebilirsiniz. Online müzik uygulamalarını kullanmak isterseniz de yine Spotify, TuneIn Radio falan bunları kullanabiliyorsunuz. Devam edecek olursak mesela cihazın arayüzünü değiştirmek istiyorsunuz ama port edilmiş Android'deki kadar esnek değil. Burada belli başlı şeyleri yükleyebiliyorsunuz. Ben ATV Launcher'ı ve Square'ı yükledim. Çok böyle keyif alamadım diyebilirim. Bu cihazda da bulut servislerini kullanabiliyorsunuz ama yine bunlarda da biraz ekran döndürme falan yapmanız gerekiyor. Biraz daha kısıtlı diyebiliriz ama kullanılıyor mu? Kullanılıyor. İsterseniz klavye uygulamasını değiştirebiliyorsunuz. Hatta değiştirmeye ihtiyacınız da olacaktır. Kendi varsayılan gelen klavyesinde Air kumandayı kullandığınız zaman tuşlara dokunamıyorsunuz. Yani nedir? K'an yazacaksınız mesela. K'ya, A'ya falan dokunamıyorsunuz mouse'la. O yüzden klavyeyi değiştirmeniz lazım. Değiştirdiğiniz zaman dokunma işlemi aktif oluyor. TV izleme uygulamalarını yükledim. Bunlarda da pek sorun yoktu. Yine emülatörler, sıkıştırma uygulamaları, temizleme uygulamalarından All-in-One Toolbox'ı yükledim. Diğerleri sıkıntı çıkardı. Ama All-in-One Toolbox fena değil. O çalıştı. Tabii ki ekran yan döndürmeyi aktif etmeniz lazım. Yoksa yan çıkacaktır. Ben cihazda PSP'dir, PS1'dir filan bu oyunları oynayabildim arkadaşlar ama baktığınız zaman diğer S95X3 kullananlardan daha az performans alarak oynayabildim. Onu da belirteyim. Bazı arkadaşlar şimdi bu performans alamadım deyince şunu diyeceklerdir abi 2 GB RAM kullanıyor falan diyeceklerdir ama burada RAM ya da depolamanın bir etkisi yok arkadaşlar. Burada direkt olarak yazılımın optimize olmamasının etkisi oluyor. Ayrıca farklı tarayıcılar yükledim işte uygulama araçları falan yükledim. Bunların hepsine listeden bakabilirsiniz. Uygulamalar ekrana yazılı olarak girsin. Biz de isterseniz desteklerle devam edelim. Mesela cihazda neler yapabiliyorsunuz bunlardan bahsedelim. Çift Gamepad desteklediğinden bahsettim. İsterseniz mesela Tekken 3'ü ya da Android Market'ten Gamepad destekleyen oyunları falan oynayabiliyorsunuz. Burada herhangi bir sıkıntı çıkartmaz size. Bunları iki kişi falan oynayabilirsiniz. Ben genelde bu çok oyunculu oyunları emülatörde daha çok zevkli buluyorum. O yüzden genelde emülatörde deniyorum. Ama dediğim gibi markette de destekleyen oyunları olduğu zaman sıkıntı çıkarmıyor. İsterseniz cihaza klavye ya da mouse bağlayabiliyorsunuz. Bunlarla kontrol edebiliyorsunuz. Tabii ki Air Mouse da destekliyor. Yani Air kumandayı da destekliyor. Az önce bahsetmiştim. Air kumandayı taktığınız zaman klavyede sorun olabilir. Bazı tuşlara dokunamazsınız. O yüzden klavyeyi değiştirmeniz gerekir. Kablosuz görüntüyü yansıtabilirsiniz. Telefonunuzun tüm ekranını yansıtabilirsiniz. Chromecast desteği olduğundan bahsettim. Atıyorum mesela menüleri de yansıtırsınız. Google Play'e girdiniz onu da yansıtırsınız. Mesela Netflix'i yansıtamazsınız. Çünkü orada lisans sorunu oluyor. Başka mesela böyle dizi film izleme sitesine girdiniz. Onu yansıtabilirsiniz. Öyle şeyleri yansıtabilirsiniz. Mesela Amazon Prime'i yansıtmak istediğiniz zaman orada sorun çıkmıyor ama Netflix'i yansıtamazsınız. Onu tekrar belirteyim. İsterseniz Android'i destekleyen web kameraları da bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Hard disk, USB bellek falan gibi böyle cihazlarınızı bağlayabilirsiniz. NAS cihazlarınızla entegre edebilirsiniz. İsterseniz uygulamalar yardımıyla Samba server falan yaparsınız. Böyle de kullanabilirsiniz. Cihazın farklı versiyonları olduğundan bahsetmiştim. Benim cihazımda 16 GB depolama var. Diğer cihazlarda 32, 64 gibi seçenekler var. Ben mesela depolamayı arttırmak için microSD kart ve USB denedim. Depolamayı arttırabildim. Siz de isterseniz bu cihazı alırsanız depolamayı arttırabilirsiniz. Ama bana sorarsanız illa da bu cihazı alacaksanız depolaması yüksek modelleri tercih edin. Şimdi isterseniz KM1'in biraz öne çıkan özelliklerinden bahsedelim. Biraz böyle bir özet olarak geçelim. Performansı günlük kullanım için yeterli arkadaşlar. Şimdilik Netflix'i falan 1080p çalıştırması, işte Amazon Prime 4K çalıştırması gayet güzel. Prime'de sorun olmayacaktır ama bence Netflix'te ilerleyen zamanlarda sorun olabilir. Bunun yanında belli başları oyunları oynayabilmeniz de gayet avantajlı arkadaşlar. Güç olarak fazla güçsüz bir cihaz değil zaten. Oyunları akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu da benim hoşuma gitti. Çift Gamepad desteklemesi de bizim için bir avantaj. TVOS kullanan cihazlara göre baktığımız zaman da giriş çıkış portları yeterli. Cihazda Wi-Fi, AC ve 5 GHz destekleri de olduğu için cihaza atıyorum 2.4 GHz bir alıcı taktınız. Bu mesela sizin frekansınız yani sinyalinizi bozmuyor. 5 GHz bandından sorunsuz bir şekilde cihazı kullanabilirsiniz. Tabii ki modeminizde 5 GHz'i desteklemesi lazım. Bu sayede daha hızlı veri aktarımı da yapabilirsiniz. Mesela ekran yansıtmadan bahsettik. 5 GHz olursa ekran yansıtmanız da daha stabil olacaktır. Cihazda Chromecast ve Google Assistant desteklerinin olduğundan da bahsetmiştik. Bunları da sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca cihazda Google'ın L1 lisansı olduğu için Google Daydream de geliyor arkadaşlar. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar bunu sorabiliyor. Bu cihazda desteği var. Malzeme kalitesinin de kötü olduğunu söyleyemem. Fena değil. Gayet güzel malzeme kalitesi var. İşlemcinin üstüne soğutucu takılması iyi olmuş. Yazılım da biraz optimize olur. İşlemciyi düzgün kullansaydı çok daha iyi olurdu. İlerleyen zamanlarda güncelleme gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Çok fazla da güncelleme konusunda umudum yok açıkçası. Şimdi isterseniz biraz da cihazın eksilerinden bahsedelim arkadaşlar. Netflix'in yazılımla 1080p olarak çalıştığından bahsetmiştim. İçinde varsayılan olarak gelmiyor. Kumanda üstünde herhangi bir tuşu yok. Size APK olarak veriyorlar, kullanıyorsunuz. Ne kadar ömrü olur onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dediğim gibi burada da sınırımız 1080p. Ama Amazon Prime'a geçtiğiniz zaman bu hem içinde yüklü olarak geliyor hem de direkt TVOS arayüzünde geliyor. Yani normal arayüzde geliyor arkadaşlar. Netflix'i mobil arayüzde kullanmanız lazım. Amazon Prime'de öyle bir durum yok. Normal arayüzünde kullanıyorsunuz ve 4K olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak Amazon Prime'da da her şey böyle güzel değil arkadaşlar. HDR'ı düzgün işleyemediği için, siz de HDR'ı kapatamadığınız için renkler çok solgun oluyor. Çok kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Ayrıca bazen de kitlenmeler olabiliyor. Mesela devam edecek olursak cihazın içinde Dolby Vision var arkadaşlar ama orası aktif değil. Orayı değiştiremiyorsunuz. Bu bir sorundan dolayı mı kapatıldı yoksa mesela ilerleyen zamanlarda güncellemeyle mi açacaklar bilmiyorum ama şu anda kapalı duruyor. Biraz bahsetmiştim herhangi bir HDR ayar menüsü yok. Yani kapatıp mesela SDR'a geçirmek, SDR'dan HDR'a dönüştürmek falan böyle bir ayar menüsü yok. En basit cihazlarda bile oluyor. Bu cihazda neden koymamışlar anlamış değilim. Cihazda ayrıca Gigabit Ethernet yok arkadaşlar. 5 GHz ağından hızlı veri aktarımı yapabilirsiniz ama Ethernet 100 megabitte sınırlı. Yazılımın optimize olmadığından bahsetmiştim. Bu yüzden sürekli olarak işlemci %100 performansla kullanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Atıyorum 5 saatlik bir kullanımınız var. Bunun 4 saatinde cihazın %100 kullanıldığından emin olabilirsiniz. Wi-Fi ve Bluetooth performansı da biraz hassas arkadaşlar. 5 GHz değil de 2.4 GHz kullanırsanız Bluetooth kumanda da olduğunu söylemiştim. Evde başka Bluetooth cihazınız varsa ya da 2.4 GHz başka bir cihaz varsa bunun sinyalini biraz kesiyor arkadaşlar. Bu da performansı etkiliyor. Mesela kumandada algılamama sorunları oluyor. Wi-Fi'de kopma sorunları oluyor. Buna dikkat edebilirsiniz. Amazon Prime'dan de bahsettik ama şunu da ekleyelim arkadaşlar. Amazon Prime'ı kullanırken size tavsiyem ethernetle kullanın. wi ile kullandığınız zaman sürekli 4K'yı yakalayamıyorsunuz. Hem Amazon Prime'ın birazcık böyle videolarından dolayı hem de cihazdan dolayı sabit 4K'da ilerlemiyor. HD'ye düşüyor, 4K'ya çıkıyor filan. Ethernetle kullandığınız zaman biraz daha stabil oluyor. Bana gelen klasik modelde tabii ki depolama ve RAM yetersiz arkadaşlar. Size tavsiyem klasiği almamanız, daha üst modelleri tercih etmeniz. Bir diğer eksiden bahsedecek olursak cihazın üzerinde optik ses çıkışı yok arkadaşlar. Şöyle bir dezavantaj oluyor. Direkt olarak cihazınızı optik ses kablosuyla buna bağlayamıyorsunuz. Yani ses sisteminizi bağlayamıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Mesela switchler var. HDMI ses ve görüntü olarak ayırıyor arkadaşlar. Onu bu cihaza takarsınız HDMI'den. Onun bir tarafından optik sesi alırsınız. Bir tarafından da HDMI'ye görüntü alırsınız. Böyle bir cihazla kablolu olarak kullanabilirsiniz. Ya da kablosuz olarak Bluetooth hoparlör falan kullanıyorsanız sesi ona öyle aktarabilirsiniz. Bir diğer sorun da devam edecek olursak hard disk taktığınız zaman bazen reset atıyor arkadaşlar. Bazen dediğim de böyle çok nadir değil yani. 10 kere taktığınızda atıyorum 5 kere falan reset attığı oluyor. Hard diske mesela bir şeyler atıyorsunuz, geliyorsunuz, herhangi bir portu fark etmiyor. Taktığınız zaman reset atıyor. Ayrıca biliyorsunuz bazı cihazlara mouse modu eklenebiliyor. Ne oluyor mesela? Ses kısmı açma tuşlarına bastığın zaman cihazda mouse modu aktif oluyor. Bunda mouse toggle ayarı var ama mouse modu aktif olmuyor. Mouse'u imlece olarak ekranda görüyorsunuz ama hareket ettiremiyorsunuz. Mi Box S'te de bu şekilde. Bunda da bu şekilde arkadaşlar. Mouse modu yok gibi düşünebilirsiniz. Siz isterseniz Air kumanda alıp Air kumandayla kullanabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Sadece kendi kumandasını mouse modu şeklinde ayarlayamıyorsunuz. Evet arkadaşlar Mikul KM1 klasik bu şekildeydi. Siz isterseniz Deluxe ya kolektif modellerini tercih edebilirsiniz. Ben satın alabileceğiniz linkleri aşağı açıklamalara koyacağım. %5'lik bir indirim kodu da oraya ekleyeceğim. İsterseniz satın alma sitesinden bunları kullanıp alabilirsiniz. Siz yine fiyat araştırmanızı yapın. En uygun gelen yerden satın alabilirsiniz. DHL falan gibi servisleri yani kargo servislerini tercih etmeyin. Başıma gelenleri biliyorsunuz. Ücretsiz servisleri tercih edin. Nedir bunlar? İşte China Post filan gibi böyle posta servislerini tercih edin. Eğer varsa Türkiye Postası, Hollanda Postası öncelikli olsun. Yani ilk onları tercih edin. Yoksa da China Post filan gibi servisleri tercih edin. Bunlarda sorunu daha az yaşarsınız. Unutmadan şundan da bahsedelim. Bazı arkadaşlar bana şunu soruyorlar. Mi Cool KM1 mi alalım? Xiaomi Mi Box'ı mı alalım? KM1 donanım olarak daha güçlü. Daha fazla giriş çıkış portu var. Bunlara eyvallah. Ama şunu düşünün arkadaşlar. Sizin kullanım deneyiminiz şuysa. Amazon Prime, Netflix, YouTube, USB'den dizi film web tarayıcıdan dizi film ya da web tarayıcıda gezinti falan sadece bu tip bir kullanımınız varsa Mikul cool KM1 sizin için gereksiz bir donanım performansı sunar. Burada zaten sizin hiçbir işinize yaramaz. Ama ne olur mesela Mikul cool KM1 aldınız belki ilerleyen günlerde netlik sorun çıkarabilir. 540p'ye düşebilir. Belki başka servislerde sorun çıkarabilir. Mesela Xiaomi Mi Box'ta iyi kötü güncellemeler geliyor. Bu cihazda belki de güncelleme almayacaksınız. Bu tip riskler bulunuyor. Bahsetmiştim. Bu cihazda mesela Netflix'i kullanırken mobil arayüzde kullanmanız lazım. Biraz daha konforu düşük. Ama Xiaomi Mi Box'ta normal kendi arayüzüyle kullanıyorsunuz. Yani TV olsun kendi arayüzüyle, resmi arayüzde kullanıyorsunuz. Orada herhangi bir sorun yaşamazsınız. Online servisler konusunda Xiaomi Mi Box kesinlikle çok daha konforlu bir cihaz diyebilirim. KM1'i alırsanız tek avantajınız oyunlardan yana olur arkadaşlar. Mi Box'ta gücü yetmeyen bazı oyunları bu cihazla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Burada dediğim gibi tercihinizi tamamen kullanımınıza göre yapmanız lazım. Online servislerdir, basit işlerdir. Mi Box'ı tercih edin. Giriş çıkış portlarına ihtiyacım var. Oyun da oynamayı seviyorum. Bu online servisler yarın bir gün sorun çıkarsa da benim için önemli değil diyorsanız da KM1'i tercih edebilirsiniz. Açıkçası ben KM1'i şöyle özetliyorum. Her şeyi yapmaya çalışıp hiçbir şeyi tam yapamamış bir cihaz diyebilirim. Her şeyden biraz var ama hiçbirisi yüz verimli çalışmıyor arkadaşlar. Benim kişisel tavsiyemi soracak olursanız günlük kullanım için ve oyun dışında her türlü Mi tercih edip geçin. Hiç bununla yarın ne olur gibi düşünerek iş yapmayın. Zaten cihazın Android TV OS arayüzünü kullandığından bahsetmiştim. Oyunları yüklemek falan da o kadar kolay olmuyor. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Ben port edilmiş Android'i daha çok seviyorum. Bana daha esnek geliyor. Kullanımı daha kolay geliyor. Bu Android TV olsun hem marketi biraz daha kısıtlı hem de kullanımı biraz daha bana zor geliyor arkadaşlar. Çok basit işleri yapanlar için çok rahat olabilir. Onlar çok konforlu kullanabilirler ama benim gibi biraz daha için işin detaylarına inmek isteyenler için konforsuz olduğunu da söyleyebilirim. Ama bu tip lisansları almak için de Android TV olsa mecbur kalıyorlar. O yüzden herhangi bir olumsuz eleştirdi de burada bulunmuyorum. Dediğim gibi online servislerde falan Mi Box tercih edin. Oyun falan derdiniz varsa ve riski göze alıyorsanız da KM1'i tercih edin. Evet arkadaşlar şimdilik benim cihazla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videolarımızı beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Maddi destek olmak isteyenler de katıl butonunu kullanabilirler. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Never let me close your eyes. Only got one eye Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight. It puts your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. dop 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 I'll give you